Tolga Şardan 31 Ekim'de T24 internet sitesinde yayınlanan MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı nedeniyle başlatılan soruşturmada sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddia ve suçlamasıyla 1 Kasım akşamı tutuklandı. Gazeteci Cengiz Erdinç 85 yaşındaki annesiyle birlikte Ayvalık'ta yaşadığı evinde saat 16 sıralarında gözaltına alındı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen tip Hatay Milletvekili Can Atalay ve CMK'da belirtilen en üst tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gülten Kışanak nedeni belli olmadan hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Eski İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve görevi yaptırmamak için direnme gibi anlamsız bir suçlamayla tutuklandı. Ülkenin cezaevleri burada sayamayacağımız sayıda hak savunucusuyla doluyken kara para aklayanlar, uyuşturucu ticareti yapanlar, mafyacılık yapanlar ise işlerine rahat rahat devam etmekteler. Başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'nun her yanı emperyalist güçlerin yeniden sömürebilmesi için savaş alanına dönüştürülmeye devam ediyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında direnen Filistin halkının ve tüm Orta Doğu halklarının bağımsızlık ve özgürlük adına sürdürdüğü direnişlerin karşısına dikilen Biden'lar, Tayyip Erdoğan'lar, Netanyahu'lar savaştan, sömürüden, acıdan ve yoksulluktan beslenerek iktidardaki yerlerini garanti altına almaya çalışıyorlar. Ülkede ve bölgede tüm bu savaşların, tutuklamaların hangi nedenle yapıldığını bildiğimiz için bugün bu alandayız ve olanlara karşı çıkıyoruz. İnsanların üzerine uçaklardan bombalar yağdıran, haksızlığa karşı direnen herkesi gözaltıyla, baskıyla yıldırmaya çalışan sistemin tek hedefinin emeğimizi daha fazla sömürmek, çalışıp biriktirdiklerimizi emperyalizmin ve işbirlikçilerin hizmetine sunmak olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle Zeren Ertaş kardeşimizin ölümüne neden olan ihmaller zincirine karşı sessiz kalmıyoruz. Bu cinayetin tek sorumlusu idarenin kredi yurtlar kurumuna bakış açısıdır. Bu cinayetin tek sorumlusu ülkedeki bu pahalılığın tek sorumlusu olan ekonomi politikası ve öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim hakkı olduğunu hiçe sayan iktidardır. Tam da bu nedenle itaatkar, hizmetkar, hoşgörüsüz, düşünme, sorgulama kabiliyetinden yoksul nesiller üreterek gelecek kuşakların da yaşamını sömürmeyi hedefleyen ÇEDES projesine karşı sessiz kalmayacağımızı, eğitimde eşitlik, ulaşılabilirlik, laiklik ilkelerine sahip çıkacağımızı, okullarımızı savunacağımızı ilan ediyoruz. Tek bir gazetecimiz, aydınımız, siyasetçimiz, çocuğumuz, öğretmenimiz yalnız değildir. Filistin'de ve tüm Orta Doğu'da emperyalistlerin bombalarının altında hayatta kalma mücadelesi veren halklar, biz sağ olduğumuz müddetçe yalnız değildir. İhmaller zincirinin ardından yaşamına son verilen Zeren kardeşimiz için başlatılan adalet arayışı sahipsiz değildir. Okullarımızda ÇEDES gibi projelerle akıldan, bilimden, laiklik ve eşit yurttaşlık anlayışından mahrum bırakmaya çalıştığınız çocuklarımız yalnız değildir. Bizim Bursalı emekçilerin gücünü kimse hafife almasın. Ne yaptığınızın, bizleri nasıl da yoksullaştırdığınızın farkındayız. Gerçek enflasyonun hangi noktaya ulaştığının farkındayız. Emeğimizi sömürürken ve bizi günden güne yoksullaştırırken kimlere hizmet edildiğinin farkındayız. Bu dakikadan itibaren bu duruma sessiz kalmayacağız. Sokaklarda, mahallelerde, iş yerlerinde olacağız. Yoksulluğa, pahalılığa, baskıya, zulme karşı direneceğiz. 17 Aralık Pazar günü saat 15'te burada kent meydanında düzenleyeceğimiz yoksulluğa karşı Büyük Bursa buluşmasında binlerce Bursalı ile bir araya gelip tüm dünyaya haykıracağız. Pahalılığa ve yoksulluğa karşı sessiz kalmayacağız. Gözaltılarla, tutuklamalarla, baskılarla sesimizi boğamayacaksınız. Emeğimizin karşılığını ve haklarımızı alıncaya kadar susmayacağız. Bursa Demokrasi Güçleri.